Şimdi fonksiyonlar için bir tasarım sorunlarına da bakalım. Nasıl tasarım sorunları var? Özellikle yan etkilere izin veriliyor mu? Bu ne demek? Kısaca açıklayalım. Şimdi biz bir fonksiyon tasarladığımızda f gibi bir fonksiyon. Buraya ne oluyor? Parametreler gönderiyoruz. Ve bu parametreler o fonksiyon içinde kullanılıyor. Biz buna ne diyorduk? InMode. Çoğu programlama dili bu tekniği kullanmıştır. InMode çalışmıştır. Niye InMode çalışmıştır? Çünkü basitlik vardır, sadelik vardır. Ve ada ile başlar bu. Birçok programlama dilinin yapısına bu yapı girmiştir. Tabii bir de değer döndürmesi lazım. Değeri nasıl döndüreceğiz? İşte eskiden atıyorum out tanımlanıyordu buraya. M gibi bir değişken tanımlanıyordu. Ama bu artık olmasın demişlerdi. Ne dediler bunun yerine? Return kullanalım. Return döndüreceğimiz değer olsun. Tabii return'ın yanına da ne gelecek? Bir değişken. M gibi diyelim. Bir anlamda şu yukarıdaki M aşağı geçti ve buradan bir dönüş türü oluyor. Tabii emir esaslı dillerde dönüş türleri kısıtlanıyor. Şuradaki M ne olabilir? Integer olabilir, bir string olabilir. Diyeceksiniz hocam ben bunu bir array yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Array de olabilir. Hocam farklı veri türünden örneğin integer, string içeren bir veri türü döndürebilir miyim? O zaman ne yapacaksınız? Çok az bekledim. Kendi class'ınızı tanımlayacaksınız. Class'ınızdan nesne oluşturacaksınız. O nesneyi döndüreceksiniz. Artık o class'ın içinde veya struct da olabilir bu. Struct'ın içinde ne varsa. Integer olur, string olur, array olur. Farklı veri türleri olabilir. Evet. Ama emir esaslı dillerde bakın bir dönüş türünü, bir kısıtlama söz konusu. C'de diziler ve fonksiyonlar dışında herhangi bir türe izin veriliyor. Struct yapıları olduğu için. C++'da C gibi ve kullanıcı tanımlı türlere de izin veriyor. Zaten C++'da kullanıcı tanımlı türlerde klaslar sayesinde yapılabiliyor. Java ve C Sharp metotları herhangi bir türü döndürebilir. Fakat burada herhangi bir tür demişiz ama şunu unutmayın. Ancak metotlar tür olmadığından döndürülemez. Diyeceksiniz hocam metotlar dahi döndürülebiliyor mu? Evet arkadaşlar. Python, Ruby'de metotlar dahi döndürülebiliyor. Metodu da döndürebiliyorsunuz. İleride bir konu var. Ona orada girmeyi düşünüyorum açıkçası. Clojure konusunda bugün işleyeceğimiz konuda onu da göreceğiz. Şimdi diğer bir dilimiz Lua. Lua fonksiyonların birden çok değer döndürmesine de izin veriyor. Şimdi internette bir Lua örneği görelim. Lua kodu fazla görmemiştik. Multiple returns yazacağım. Lua function. Evet, bu anahtar kelimeleri kullanmayı tercih ettim. Bakalım İyi bir sonuca gidecek miyim? İlk gelen sonuca tıklıyorum. Evet. Evet, ilk sonuçtan daha olayı çözdüm açıkçası. Bakın bir x değer alıyor. 3 tane x gönderiyor. Lokal değişkeninize eğer triple deyip 5 derseniz A, B ve C değerlerinize 5 olmuş oluyor. Alt çizgi kullanıp isterseniz oraya hiçbir değişken tanımlayamayabiliyorsunuz. Sadece A ve C değişkenler oluyor. Burası boş oluyor. Bunu hatırlarsanız önceki derslerimizde Python'da anlatmıştım. Birden fazla değer döndürme olayı burada da var arkadaşlar. Çok çok benziyor Python'a. Bu arada Python'da da birden fazla döndürme olayı var. Ruby'de de vardı diye hatırlıyorum. Nasıl anahtar kelime kullandığımızı gördünüz. Diğer dillere de sizler bakabilirsiniz. Bakın Lua dedim. Buraya Ruby dersiniz. Veya diğer dillerde nasıl döndürebileceğinize bakabilirsiniz. Bu arada bazı dillerde bu özellik yok. Onu size söyleyeyim. Şu buradaki bu özellik birden fazla döndürme özelliği bazı dillerde yok. Örneğin C Sharp'ta böyle virgülle ayırıp gönderemiyorsun. İlla ki bir sınıf yapmalısınız. Java'da yok. Şimdi diğer konumuza geçelim.